Merhaba, Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 22 Kasım 2020 Pazar Bu hafta sizlerden gelen istek üzerine ODAŞ senedini inceleyeceğiz. Bu tür incelemeleri yapmamız için videoların altındaki yorum bölümüne yazarsanız her hafta sizlerden gelen istekleri değerlendirmeye çalışacağım. Tabi bu tarz videoların devamı için Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Odaş'taki durum burada oluşturmuş olduğu yükseliş kanalını sürdüren bir görüntü şu bölümden itibaren. Tabi o bölümde oluşturmuş olduğu büyük kanal olarak takip edebileceğimiz kanal şu şekilde devam ediyor tabi ara kanalları olarak da oluşturduğu durumlar var ama e, ana şablon olarak ve ana kanal olarak devam edebilecek kanal durumu bu şekilde oluşmuş ve bunları da devam ettiren görüntüde tabi kısadaki ara kanal bölgesi olarak şu bölümü oluşturmuş ve bu bölümde de gördüğünüz gibi destek ve direnç noktalarını gayet güzel çalıştırarak devam ediyor burada destekten tekrar bir ara bölümden dönüş yaparak dörtlü bölgeye doğru bir hedef e konumuna geçmiş. Önemli destek bölgesi 3.35 olarak oluşmuş. 3.35 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece dörtlü bölgeyi hedefler konumda. Dörtlü bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de tabii ki daha yukarı gitmek isteyen bir duruma gelebilir. Burada ara bölüm olarak oluşturmuş olduğu 3.80 direnci de tabii ki önemli bir konuma gelmiş. Bu bölümü tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi şu bölümü tamamladıktan sonra ve şurada oluşturduğumuz oluşturmuş olduğu özellikle de şablon bölümünde gördüğünüz gibi tam o direnç çalışıyor. Yani 3.75 bölgesindeki direnç çalışıyor bana göre. 3.75 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber artık o bölümün üzerinde kaldığı sürece devamlı yukarı giden bir odaş görünümü izleyebiliriz. O yüzden bu 3.75 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yani şu bölüme geçip burada yapacağı kapanışlardan sonra daha yukarıya giden bir odaş izleme ihtimalimiz olabilir düşüncesindeyim. Tabii ki bu bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de şu kanalı oluşturarak devam etmek isteyen bir görüntüye geçebilir. Buradaki en önemli yukarıdaki hedefi şu bölgedeki beşli fiyatlar gözüküyor. Bu bölümde oluşturmuş olduğu 330 bölgesi tabii ki önemli destek konumunda olacak. 330 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece bu hedeflerini sürdürmek isteyen bir odaş olabilir görüntüsünde. Web adresim borsadabirinci.com Web adresimi ziyaret edebilirsiniz. Burada bulunan adreslerimi takip için e, ziyaret edebilirsiniz. Ve iletişim içinde formu doldurup göndermeniz yeterli. Her gün inci ol, senin de birinci olsun. Videoları beğendiğiniz ve yorumlar yaptığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın, selamlar, saygılar.